Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz Dabbe sihrine giriyoruz. Muhtemelen görüp göremeyeceğiniz en gizemli sihirlerden birisi. Ben videodan önce girmiştim. Böyle ilk 5 dakika falan araştırdım cidden. Yani lanetli köylüler falan dolanıyor etrafta. Harbiden de böyle bir olay varmış. Hatta bu sihirde bildiğim kadarıyla bir çukur var. Siz o çukuru bulup girerseniz Minecraft'ta garip garip şeyler olabiliyor. Bugün de bizler de Minecraft'ta Dabbe sihrine gireceğiz. Bakalım gerçekten garip olaylar, paranormal olaylar, haçlar ve diğer şeyleri görebilecek miyiz? Minecraft ormanına yakışık bir arka plan yapmak istedim. Sizler için dağın başına geldim. Minecraft'ta gizemli bir sihirde giriyorum. Emeğimin karşılığı olarak videoya kaydıp like atmayı değilseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bu video tam 24 saat içerisinde 300 like bekliyorum gençler. Ve videoyu başından sonuna kadar hür dikkat izleyin. Benim gözümden şeyler kaçarsa yorumlar kısmına yazmayı. İlginç sesler ve paranormal olaylar görürseniz Instagram üzerinden bana SS atmayı ya da mesaj atmayı unutmayın. Hazırsanız Minecraft'a Dabbe sihrine giriyoruz. Korkmak yok. Yanınızda bir içecek falan olsun. Onunla birlikte hür dikkat kulaklıkla birlikte izleyin gençler. Korkmanıza gerek yok. Çok gizemli bir sihir baştan belirttim. Ve bu arada Minecraft'ın 1.14 sürümünde girmeniz gerekli, yoksa başka bir sihirde başka bir yere ışınlanırsınız. Baştan uyarma yapayım. Aşağı iniyorsunuz. Buradan tohum kısmına ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Dabbe yazıyorsunuz. Baş harfi büyük olmak üzere. Bakın gallaçlarım, tohum kısmına benim yazdığım gibi yazmazsanız başka yere ışınlanırsınız. Baştan belirttim bunu. Evet, yukarı çıkıyoruz. Oyun modumuz hayatta kalma olacak. Zorluğumuzu da zora çekiyoruz gençler. Eğer Dabbe'yi görebilirsek harbiden değişik bir video olacak. Umarım. Ya, bilmiyorum ya. Yabancılar bunun videolarını falan çekiyor. Çok dikkatimi çekti. Gerçekten böyle bir olay dönüyor mu dönmüyor mu? Araştırayım dedim. İlk 5 dakika dediğim gibi videodan önce. Harbiden böyle olaylar varmış. Aşağı iniyoruz. Başka hiçbir şey ellemiyoruz. Ne yapıyoruz abi biliyor musunuz? Sadece hileyle etkinleştirelim. Envanteri koru özelliğini açalım gençler. Burası önemli. Dünyamızda oluşturabiliriz. İsterseniz şimdi oluşturalım hatta. Evet arkadaşlar, sizde doğar doğmaz böyle bir yer karşılayacak ve tam karşınızda bir koyun olacak. Muhakkak her girdiğiniz sitelerde, her paranormal sitelerde karşınızda doğar doğmaz hayvan çıkıyor. Benim karşıma şu an koyun çıktı. Önceki girdiğimde domuz çıkmıştı. Bilmiyorum artık başka gariplikler olacak mı bu sitede. Ve dediğim gibi videoyu başından sonuna kadar izleyin. Gözümden şeyler kaçarsa yorumlara yaz. Şu at cidden dikkatimi çekti moruk. Gidelim bakalım yanına bir tanışalım. Neymiş derdi? Niye bu kadar gergin yürüyor anlamadım. Dur abi bir lan. Diamond. Elmas ne alaka lan? Bir dakika, elmasla ben şimdi bunu besleyebiliyor muyum? Oha. Arkadaşlar, tavuğu elmasla besledim. Oha! Atışın anında hem buradaymış gençler. Şu an Minecraft'a girer girmez çok oldum bu sihirde. Yalnız bir yandan da rüzgar çıktı. Bunun için kusura bakmayın, yapacak bir şeyim yok. Minecraft gerçekçi olsun diye dağın başına geldim, sizler için video çekiyorum da. At şey yiyecek sandım. Tavuğu yiyecek sandım. Garip, harbiden bir garip ya. Ben şu tavuğu nasıl elmasla besledim, hala oradayım. Burada bir koyun arkadaşımız var. Öldürmek istemiyorum. Hiçbir hayvan zarar vermek istemiyorum. Kurban da etmek istemiyorum. Çok tatlı çünkü. Neyse gidelim. Gidelim, başka ilginç şeyler var mı bakalım bu sitede? Vardır büyük ihtimalle, çünkü ben şeyler gördüm böyle. Üç kafalı wither mı deniliyor aynen? Wither deniliyor aynen. Şu an heyecan yaptım, bak konuşamıyorum. Bir dakika, buraya ne olmuş böyle? Post falan var. Benden önce birisi mi girmiş yoksa Herobrine mi girmiş? Neyse gavlaşlarım, biraz araştıralım, şu dağın başına falan çıkalım. Şu neredeydi abi? Şu üç boynuzlu şeyler herhalde şu dağın yamacında bir yerdeydi. Oraya bir gidelim. Benim merak ettiğim diğer şey de şu. Hani o çukur var ya size bahsettiğim. Oradan aşağı inince farklı dünyaya gittiğiniz çukur. Orayı bulabilecek miyiz? Çünkü her dünyada, her seed'e girdiğinizde farklı yerlerde oluyor. Benim seed'imde bakalım nerede olacak? Bilmiyorum arkadaşlar. Benim gözümden şeyler kaçarsa dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. İleri doğru gidelim. Bakalım başka ne tuhaf olaylar var. Gidelim. Şu tavuk dikkatimi çekti. Niye orada geziyor o tavuk? Harbiden bir dakika, bir dur. Her yer ağaç yalnız. Dabbe seed'inde. Genelde akşam vakitlerinde, gece 3'ten sonra oynadığınız zaman Minecraft'ta tuhaf şeyler olduğunu söyleniyorlar. Bilmiyorum, yayın açmak istiyorum hatta sizlerle birlikte. Herobrine seed'ine gireceğim gece 3'te. İstiyorsanız sizler için girelim, bunu yaparım. Bir şey yok. Tamam. Olay yerine geri dönelim. Yalnız dağın başında video çektiğim için sürekli rüzgar geliyor. Umarım bu videoyu pek etkilemez. Bir dakika lan. O ne? Elmasmış da, bir dakika dur. Elmasın arkasında bir şey gördüm sanki. Yok, yok değilmiş, tamam. Sorry, özür dilerim. Tamam, devam edelim buradan. Başka garip şeyler var mı bakalım.
Arka, yemin ederim buldum. Şuradan yukarı çıkalım hemen. Size bahsettiğim yer burası. Tam olarak burası. Arkadaşlar eğer böyle bir yer bulursanız direkt aşağı atlayın. Dabbesi dinleyin bakın şu an. Aşağı atlayın ve şu hani alt tuşuna basmayı unutmayın. Aşağı doğru yüzün. Tabii yüzmeyeceksiniz. Aşağıda boğulacaksınız, öleceksiniz dünyanın dışına çıkarak. Şu an heyecandan konuşamıyorum. Böyle bir paranormal sit mi olur ya? Evet, şimdi ne yapıyorsunuz gençler biliyor musunuz? Önceki videodan hatırlayacaksınız zaten. Yeniden oluştur butonuna basmadan önce 3-4 saniyeyi geri sayacaksınız ve yeniden oluştura basacaksınız. Büyük ihtimalle başka dünya ışınlanacaksınız. Çünkü bu bir ihtimalle de portal denilebiliyor. Ben bunun üzerine çok araştırdım dün gece. Portal şekliyle başka dünyaya ışınlanıyorsunuz. Ya bu Minecraft'ta bilinmeyen bir portal gibi bir şey daha doğrusu. Bunu yaptığınız zaman başka gizemli dünyaya ışınlanmış ya. Ana haber bülteni gibi bunu anlatmayacağım tamam ama yeniden oluştura basınca böyle bir şey olması Minecraft'ta doğru. Yani olabilecek bir şeymiş. Minecraft nadir sitlerinde böyle şeyler olabiliyor. Baştan belirttim baş bak. Neyse yeniden oluşturuyorum gençler. Evet arkadaşlarım size dediğim gibi Minecraft'ta böyle garip sitlere girdiğiniz zaman portalı bulursanız eğer benim de yaptığım gibi. Yalnız bir dakika tekstür pek mi gelmiş? Yeni bir tekstür gelmiş. Dikkatimi çeken o oldu benim. Önceki videoda öyle olmamıştı. Sesler geliyor. Ananı! Oğlum bu şimdi dabbe mi? Arkadaşlar bir yanına gitmek istiyorum da. Ananı! The Awakening ne demek? Videodan sonra ben bunu araştıracağım gençler. İlk defa böyle bir ses duydum. Ay böyle bir yazı gördüm. Şey Minecraft'ta bahsediyorum şu an. Awake please leave. Şunu al diyor. Meşaleyi alalım hemen. Oğlum harita gibi lan bildiğiniz. Oha. Bir dakika şu kapılar açılmıyor mu gençler ya? Bedu beş oha. Arkadaşlar buna ne oldu lan böyle? Gidelim buradan ileri doğru. Şu an Minecraft'ta Dabbe Seed'indeyim. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Meşale var elimizde gördüğünüz gibi. Ya bilmiyorum artık buna ne denir? Kütük falan falan. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum gençler. Sizin yorumunuza bırakıyorum. Önümden yine geçti bak bu dabbe denen şey. 11. oda burası. Ne diyor? Baltaya ihtiyacım var. Gitmek istiyorum bir yandan. Bir yandan da geri dönmek istiyorum. Açılmıyor kapılar. Bak abi bu chestleri açılıyor da. Harbiden bir lanetli sit galiba bu ha. Kütüphanenin anahtarını aldık. Evet. Ne tarafta kütüphane? Burada değil. Buraya girmek için ne istiyor? Hiçbir şey istemiyorum ama girilmiyor kapıya. Garip. Siz olun kesinlikle böyle Minecraft'ta. Girmeyin abi ya. Böyle bir sit görmedim ben hayatımda. Ha, kütüphanenin kapısı. Şu an kütüphaneye girdik gençler. Elimizde meşale var ama bir işe yaramıyor galiba. Gidelim ileri doğru. Evet. Nerede? Abi bir dakika yok ben gerildim yalnız. Ben gerildim. Abi buradan mı geri döneceğiz biz? Dönüp dönüp aynı yere geliyorum. Ya bırak ya böyle sit mi olur arkadaşlar? Siz silahın kesinlikle Minecraft'a Dabbe Seed'ine girmeyin. Girersiniz eğer yani bilmiyorum artık. Kafayı yersiniz. Buraya kadar izlediyseniz like atarsanız mutlu olurum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar tam videoyu bitirdim. Eve dönüyordum. Eve dönerken arkamdan aynı kılıkta birisi beni takip etti. Neyse ki sağ salim buraya geldim. Taksiyi aradım hemen. Yani polisi falan mı arayacaktım en sonunda? Yani çıldırdım. Delirdim lan. Dağın başındayım. Eve zar zor gelebildim nihayet. Ve beni hala gizli numaradan birisi arıyor. Bu gizli numaradan arayan kişiyi açayım mı açmayayım mı? Sizlere soruyorum. Şu belki anketlere koyarım ama yorumlardan da yazmayı unutmayın. Lütfen birisi bana destek ya da yardımcı olsun ya. Desteğe ihtiyacım yok. Yardım edin arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Ya çok korkuyorum çok geri. Ben bu dabbeyi arayayım mı ne yapayım ya? Arayayım mı? İsterseniz ararım lan. Şimdi annem babama söylemek istemiyorum yani. Morali bozulur annem yok zaten biliyorsunuz.
babama da yeni kavuştum. Seviyorum. Kafayı yiyeceğim ya evin içinde. Hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum.